Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Sultan papağanları ne yer? Arkadaşlar her zaman olduğu gibi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler dileriz. Evet ilk konumuz Sultan papağanlarının ana yiyeceği olan darıdır arkadaşlar. Darı muhabbet kuşlarının Sultan papağanı haricinde Sevda papağanı, Cennet papağanı Jako, makal bunların da yediği ortak yemi olan darı dediğimiz yani sarı dedi kızıl darı, siyah darı ak darı dediğimiz yiyeceklerden yemektedir arkadaşlar. Normal kuşludan kullandığınız aldığınız normal kuş yemleridir arkadaşlar. Şöyle öncelik veriyoruz. Benim size tavsiye edebileceğim. Arkadaşlar hayvanınıza fazla çekirdek vermemeye çalışın. Çünkü çekirdek çok iyi bir şey değil. Bu vermiş olduğunuz, sultan papağanınıza vermiş olduğunuz çekirdek. Size şöyle örnek vereyim. Ciğer yağlanması yapıyor. Yani karaciğer yağlanması yapıyor. Verdiğiniz çekirdek zaten tuzsuz bir çekirdek arkadaşlar. Tuz da olsa daha zararı oluyor. Tuzsuz olduğu halde bilen zararı vardır arkadaşlar. Bizim size tavsiyemiz normal muhabbet kuşunuza verdiğiniz yemin aynı oranında papağanınıza da bu şekil vermenizi tavsiye ederiz. Çekirdeği de ekstra olarak haftada bir kere veya da iki kere olmak üzere hayvanınıza ödül olarak verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylememizdeki sebep hayvanınızın daha iyi nasıl beslenebileceğini göstermek için. Genelde peşoplarda satılan veyahut da yem satılan yerlerde papağan yemi istediğiniz zaman karışık çekirdekli yem size veriyorlar. Bu yemin içerisinde aspir çekirdeği dediğimiz beyaz ufak çekirdek siyah çekirdek dediğimiz yine aynı tuzsuz çekirdek ve alaca çekirdek dediğimiz ufak çekirdek bulunmaktadır. Bunların genel karışımını papağanlarımıza verilir arkadaşlar. Bizim tavsiye edeceğimiz bunları ayrı vermeniz. ekserette veriyorsanız gene bir tohumu dediğimiz yani dişisi olan e, insanlar için yaşta kullanılan değil de bu tohum olarak kullanılan hayvanları aynı zamanda kızıştırma için kullanılan e, yemden vermenizi tavsiye ederiz. Hayvanınızın yağlanmasını ve daha iyi bir şekilde beslenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun sebebi de hayvanınızı daha iyi nasıl besleyebilirsiniz? Çok çekirdekli beslenen hayvanlar, hayvanlarda genelde daha sonradan sağlık problemleri çıkmaktadır. O yüzden darı olarak dediğimiz gibi aktarı sarıları, kızıldarı ve siyahları olarak verebilirsiniz. İçerisine keten tohumu, nijer tohumu, kenevir tohumu bunları da katabilirsiniz arkadaşlar. Bizim tavsiye ettiğimiz bu şekilde bir karışım. Ekstra olarak da dediğimiz gibi siyah çekirdek, az çekirdek ve aspir çekirdek dediğimiz ufak çekirdek türünden verebilirsiniz hayvanınıza. Bunlar ana yiyeceğidir arkadaşlar. Hayvanınız eğer ki yavru ise papağanız daldarıyla ilk başta beslemenizi tavsiye ederiz. Onun sebebi de daldarıyı daha iyi yemelerinin sebebidir. Hayvanınız yavru değil yetişkin ise tekrar daldarı verebilirsiniz. Çünkü daldarı besleyici bir yemdir. Yetişkinler de bu yemden yiyebilirler. Bundan faydalanabilirler. Hayvanınız yavru yuvadan yeni çıktı. Yeni geldi size. Bizim size tavsiye edeceğimiz iki yem var arkadaşlar ilk öncesi daldırıyı vermeniz. Çünkü daldırıyı daha rahat kırabildikleri için yavruların gelişimi daha kolay olabilir. Bunun haricinde yavruya verebileceğiniz en güzel şey mama yapmaktır arkadaşlar. Mama nasıl yapılır yavruya? Kısa ve öz olarak ben size hazır elinizin altında bulunabilecek şeylerden tedarik edip nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Evde sultan papağanı yavrunuz var ve yemek yedirmek istiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar yapacağınız şey evde yapmış olduğunuz kek varsa keki rendeleyip içine haşlanmış yumurta yulaf yulaf yoksa yulaf ezmesi çekirdeğiniz varsa alaca ve siyah çekirdeğiniz ayrı kenarda duruyorsa bunların içine karıştırıp hayvanıza verebilirsiniz. Hayvanıza yumuşak olduğu için rahatlıkla bunu kırıp yiyebilecektir. Belli bir müddet sonra normal yeminde zaten yemeye başlayacaktır. Hayvanınız yetişkin. Hayvanınıza yine aynı şekilde dalları verebiliyorsunuz. Mama da verebiliyorsunuz. Yetişkin hayvanınıza mamaya ekstra sizin katabileceğiniz şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Benim tavsiye edeceğim havuç katabilirsiniz. Bugün kırmızı pancar olarak bildiğiniz mamaya bundan katabilirsiniz. Hayvanınızın sevdiği brokoli severler arkadaşlar. Bundan katabilirsiniz. Bunun haricinde maydanoz katabilirsiniz. Nane katabilirsiniz taze kekik katabilirsiniz. Bunlar hayvanınızın yiyeceği şeylerdendir arkadaşlar. Ekseriyetten yetişkin kuşlarınız varsa biraz daha protein ağırlıklı, biraz daha kilogram alabilecek meyveleri ve sebzeleri içine karıştırmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Çünkü yavru bakan kuşlar genelde çok zayıflarlar, zayıf düşerler. Bu da hayvanları ister istemez çabuk hastalanmasına sebep olabilirler. Sultan papanları biraz daha zor eşe geldikleri için biraz daha zor yavru verdikleri için iyi beslenmeleri kesinlikle önceliklidir arkadaşlar. Eğer sultan papağanınızı iyi beslemiyorsanız ne sizle uğraşmasından ne size gelmesinden ne de size yavru vermesinden çok ümit etmeyin. Çünkü hayvan iyi beslenmediği yerde çok fazla ilgi alaka göstermiyor. Yani muhabbet kuşundan çok çok farklı bir kuştur arkadaşlar. Öncelikle bunu size belirteyim. Bunun haricinde hayvanınızın papağanızın evdeyken baktığınızda yiyeceği şeyler bugün bildiğim, bildiğimiz bildiğimiz leş dediğimiz yani çitoz tarzında şeyleri de seviyorlar. Çok fazla vermenizi tavsiye etmem ama seviyorlar hayvanlar. Hayvanlara sevdikleri şeyi vermenizi tavsiye edebilirim. Bunu verebilirsiniz. Fındık yedirebiliyorsanız, fındık yedirebilirsiniz. Fıstık yedirebiliyorsanız, tuzsuz fıstık da yedirebilirsiniz arkadaşlar. Papağanların sevdiği şeylerdir. Bunun haricinde sultan papağanları evde eğer besliyorsanız sofraya kesinlikle gelen hayvanlardır arkadaşlar. Şöyle bir size örnek vereyim. Yani evde yemek yiyorsunuz. Evde ne yemek varsa sofrada o hayvan da ondan istediği kadarını tadabiliyor arkadaşlar. Peki üretimhanem var. Ben üretimhanede yavru alıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle haşlanmış yumurtayı ya ortadan kesip ya da rendeleyip hayvanınıza vermenizi tavsiye ederim. Çünkü haşlanmış yumurta bol proteinli bir şeydir. Bunun haricinde ne verebiliriz? Bunun haricinde arkadaşlar civciv yemi yani bir aylık daha yeni doğmuş civciv yemini yumurta ile karıştırıp verirseniz hayvanlarınız daha kilolu olabilir arkadaşlar. Civciv yemini yedirebilirsiniz. Bunun haricinde palet yemler var. Bu palet yemler zaten civciv yemine yakın proteinli bir şeylerdir. Ama her hayvan yemiyor. Eğer alıştırabilirseniz palet yem olarak bunu yedirebilirsiniz. Size bir örnek olarak vermiyorum. Benim en son kullandığım Bersalega vardı. Ben Bersalega'yı kullanıyordum. Türkiye'de de yerli olarak, yerli üretim olarak yapan arkadaşlar var. Bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Az miktarda alın. Çünkü her hayvan yemiyor. Onun yerine bunu rondoda çekip, inceltip, haşlanmış yumurtayla karıştırıp hayvanınıza verebilirsiniz. Benim size verebileceğim en pratik yol, arkadaşlar, civcivimi haşlanmış yumurta özellikle kilo almalarında çok etkilidir. Sultanlarda protein amaçlı da çok yararlıdır. Evet arkadaşlar bunun haricinde daha neler verebiliriz? Arkadaşlar sultan papağanı her türlü meyve sebzeyi yemektedir. Yani örnek olarak söylemek gerekirse portakalı verin yer. Yani limonu verin yer. Yani yemediği yiyecek yok gibi diyebilirim Limon, muz yani önünüze ne verirseniz o hayvanlar genelde yemeği tercih ediyorlar. Çünkü hayvanlar yemeği çok seviyorlar. Yemeği sevdikleri için de çok mutlu olarak siz de hayvanınıza bunu yedirebilirsiniz. Ama dediğim gibi her vereceğiniz yiyeceği kesinlikle sirkeyle dezenfekte edin. Özellikle meyve ve sebzeleri. Onun haricinde kuru bakliyatlarda çok zaten ilaç olmuyor. Bunun haricinde dediğim gibi en son olarak da arkadaşlar yapabileceğiniz buğday çimlendirme, arpa çimlendirme, yulaf çimlendirme, Darı çimlendirme. Bunları da yaparak hayvanınıza ve hayvanlarınıza yedirmenizi tavsiye ederiz. Çimlendirme olarak bilmiyorsanız arkadaşlar bunun da videosunu çekeceğiz. Nasıl olduğunu size paylaşacağız. Bununla da görerek yapabilir ve hayvanınıza yedirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere yardımcı olabildiysek ne mutlu biz de diyelim. Tekrardan arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına nokta dahi olsa yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim.